tamam şuna hiçbir şey kullanmaz o şey. Önce bu tel gidiyor, ucu yumuşak. Suyun içerisine sokulur. Sokulur tabii. Tabii. Bakınca sen de gel şurada ayakkabı. Evet. Ayak. Önce tel gidiyor. Bir de bana nakliye böyle. Nasıl balon nerede burada? Balon şu kalkanmış şekli. Yiye bakıyorum. Tek batı atla. Şurada şişli bir şey var. Ucunda balık. Oğlum zaten biz ama bildiğimiz yapıyoruz. Sevdiğinde eksiği. Gece her şey var. İşte tamam mı? Kasmamaya gerek yok. Eğer bir fırsatlar olursa bu iş tamam mı? Bu kadar fırsatı. Kasmi yapımları parçalarsa ayet bile kullanacağız. Burada devrilen bir yapıdır. Kastı yapıyoruz. Sadece bu kastı yapıyoruz. Bu gerçekse neler olacak, neler olacak? Bu demek de yanımızdaki bu bir kimse öyle bir kitap sürecekti. Buna tam anlamakta bir boyut. Şimdi dayım benim de İstanbul'da Zeynep'i bir bir parça yapmış. O işin sahibi de buna bir kastı yapıyor. Ya orada bir sakın var. Biz bu projede, kriyo kateteri prototipi oluşturma projesinde aslında 3 yıldır çalışıyoruz. Önce in vitro testlerle başladık. Oradan olumlu sonuçlara ulaşınca in vivo testlere geçtik. Yani faz 1, faz 2 çalışmalarına. Bunun için TÜBİTAK 1512 projesinde de destek aldık. Aynı zamanda bu kriyo kateter prototipimiz orijinal bir ürün olduğu için Türk Patent Kurumu'na da patent başvurusunda bulunduk. Yaklaşık 3 yıldır süreç devam ediyor. Projemizin ilk aşamasında hedeflediğimiz prototipi oluşturmayı başardık. Kriyo kateter nedir? Kısaca tanıtacak olursak, günümüzde tamamına yakını ithal edilip özellikle ritim bozukluklarında kriyo ablasyonda kullanılan bu kriyo kateter çeşitleri, biz ilave olarak acaba zorlu kireçlenmiş kalp damar tıkanıklıklarında veya periferik arter hastalıklarında, tıkanıklıklarında bunu açmaya yardımcı olabilir mi diye yola çıktık. Bu multidisipliner bir çalışma ürünü. Tıp fakültemiz ve mühendislik fakültesi öğretim üyeleri ile aynı zamanda üniversite sanayi işbirliği ile bu prototipi bizim yerli sanayide projeye uygun bir şekilde üretmeyi başardık. Özellikle kireçlenmiş damar tıkanıklıklarında soğuk şok uygulayarak bu kireçlenmiş damarları açmaya ve ardından daha kolay balon ve stent işlemi yaparak damar tıkanıklıklarını tedavi etmeyi amaçladık. İlk testlerimiz başarıyla geçti. Projenin ikinci aşaması olan büyük deney hayvanlarında, işte koyunlarda, domuzlarda çalışmamızı yaklaşık böyle 2-3 ay içerisinde de tamamladığımızda güvenlik ve etkinlik testlerini inşallah tam başarıyla geçtiğimizde ardından tamamen %100 yerli üretimle bizim yerli sanayide üretmeyi amaçlıyoruz. Birincisi, biraz bahsettiğim gibi günümüzdeki kriyo kateterlerin tamamı özellikle ritim bozukluklarında ablasyon tedavisinde, yani farklı bir hastalıkta kullanılıyor. Bizim geliştirdiğimiz kriyo kateterin boyutları piyasadakilere oranla daha küçültülerek, aynı zamanda tel kılavuzluğu vasıtasıyla daha küçük damarlara da girmeyi kolaylaştıracak şekilde patenti bize ait olan özel katmanlarıyla, daha ince bir yapıyla küçük damarlara da müdahale edebilecek şekilde, küçük damarların tıkanıklıklarında kullanılabilecek şekilde dizayn edildi. Birinci özelliği o. İkincisi, fiyat avantajı. Piyasadaki şu an kriyo kateterlerin kullanılan 20-30 bin civarında bir hasta başı tek kullanımlık fiyat marjı bulunurken, biz o maliyeti yaklaşık yarı yarıya düşürmüş bulunmaktayız. Ülkemize önemli bir ekonomik fayda sağlayacak. Şöyle ki, zaten birçok tıbbi cihaz ve malzeme de olduğu gibi çoğunluğu yurt dışında ithal ediliyor.
Bu bizim ülkemizde üretilerek, biliyorsunuz bu konuda bir sürü üniversite mezunu, mühendislik fakültesinden, tıptan mezunlarımız var. Bunlara iş imkanı, yerli sanayide üretilerek maliyetin düşürülmesi, yani ekonomiye de önemli bir katkı sağlayacaktır. Günümüzde kullanılan kateterlerin ısı iletkenlik kat sayısının çok yüksek olduğundan dolayı bu işlerde yararsız bir şeydir, malzemedir. Buna göre yeni bir kateter üretmemiz yolunda hareket ettik. Elimde tuttuğum ürün, yani ki bizim ürettiğimiz o kateterdir. Bu çok katmanlı bir kateterdir. Bu kateterin ısı iletkenlik değerini yükselterek biz damarın belli bir derinliğine kadar ısı kaybını yapmadan hemen o kasifiye yapıya ulaştırabiliriz. Kullandığımız malzemeler organik malzemelerdir. Yani ki antibakteriyel özellikleri daha yüksektir. Hiçbir zararı yoktur. Çalışmamız şimdi faz 2 aşamasındadır. İnşallah iyi bir sonuç aldıktan sonra faz 3 aşamasına geçerek bunu daha seri üretimine geçmeye planlıyoruz yani.